Herkese rüzgarlı bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ektiğimiz tarlalara ekimleri bitirdik bu arada. Ekim esnasında video çekecektim. Lakin biraz hızlı olmamız gerekiyordu. Hani epey bir tarla vardı. Bunları bir an önce bitirip işte ver tanesinde falan vurup yağmuru beklememiz gerekiyordu. Ondan dolayı çekmedim. Bir de biraz klasik olacağını düşündüm işin açıkçası. Şimdi arkadaşlar bugün ektiğimiz tarlalara şöyle 26 dönümlük bir tarladayız. Kendi köyümüz değil burası. Diğer köyde ekim yaptığımızdan dolayı bugün buradayız. Bayağı rüzgarlı sütaçık motorla T480S ile merdane vuruyoruz. Çorum Özkan Torna'nın yaptığı içi beton dolu bayağı ağır. Yani tonunu bilmiyorum işin açıkçası net olarak ama tahmini düşüncemiz 1,5-2 ton vardır diye tahmin ediyoruz sadece. İçinde beton dolu, dış yüzeyinde ise bildiğimiz işte tır veya da kamyon lastiklerini şöyle daha iyi görebilirsiniz. Kesiyorlar arkadaşlar. İşte betonun etrafına şöyle yapıyorlar. Bu şekilde bir merdane oluyor. Bunu çoğu çiftçi de bilir. İşte Çorum Özkan Torna yapma küçük sanayide. Çorumlar da daha iyi bilir hatta. Bu merdaneden çekiyoruz. Merdane bizim değil. Yakın köyde bir abimizin ödünce aldık. Tarlalarımıza vuruyoruz. Şimdi ben size merdane vurduğum ve vurmadığım yer arasındaki farkı göstereyim. Kamerada belki tam anlaşılmaz ama. Şimdi şurası merdane vurduğum yer. Bakın. Şurası vurmadığım yer, şurası vurduğum yer. Bunu aslında gerçek canlı gözle görmeniz daha iyi anlayabilmeniz açısından iyi olur. Lakin kamerada da ufak bir şekilde belki gözüküyordur diye düşünüyorum. Hani ben şu an iyi görüyorum ama. Yani vurmadığımız yerlerde gördüğünüz gibi şöyle kesek parçaları var. Mesela şöyle. Ama vurduğum yerde bunlar daha ufak şekilde oluyor. Ve tarlanın tesviyesi de düzenlenmiş oluyor. Güzel işlevi olan bir makine. Her çiftçide olması gereken bir makine işin açıkçası. Ve ayrıyetten de hani toprağa sıkıştırdığından dolayı toprağın hava almamasını sağlıyor. Çünkü toprağın altındaki bitki hava alınca büyüme açısından biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Ama merdane çektiğimizde bu sorunu bir nebze de olsa ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunun ucuna şöyle bir dana gözü dediğimiz bir sistem yapmışlar. Ondan dolayı bu normal bildiğimiz traktörlere hani taktığımız çeki buna olmadı. Ben de şöyle bir şey uydurdum. Bu ağırlıkların önünde bulunan şeyden. Bu şekilde yapıyoruz. T480S gördüğünüz gibi tozlandı arkadaşlar. Epey bir tozlandı. Artık bu taraf değildi. Şurası epey bir tozlandı şöyle. Kamerada aslında fazla belli olmuyor ama. Bununla çalışıyoruz bakalım. 26 dönümlük bir tarladayız. Bugün nereye vurdum? Şu karşıda bir 20 dönüm vardı. Şurada. Orayı vurdum. 10 dönüm bir vurdum. 4 dönüm bir vurdum. İşte neredeyse 50-55 dönüm bir yer herhalde olmuştur. İki parça da şurada vurdum. Sabah saat işte 9'da. 9 muydu? 9.30 muydu falan. O saatlerde başladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Dilerseniz bir başlayalım. Şimdi babam birazdan yemek getirecek. Büyük traktöre geçeceğiz. Çünkü işimiz biraz uzayacak. Burada ben daha neredeyse hani 50 dönüm vurdum diyelim. 50 dönümden fazla bir yer vuracağız. Yani neredeyse 200 dönümü geçkin bir yer vuracağız. Akşam olunca da hava soğuduğundan dolayı 480'in üstlerinde üşüyebiliriz. Ondan dolayı babam hatta geliyor karşıda. Case'ine devam edeceğiz. Bu arada telefonla çekiyorum. Kameranın pili bitmişti. Ondan dolayı kamerayla çekme şansım olmadı. Telefonla şöyle çekeyim yapayım dedim ya. Telefonla da izlerdiniz zaten. Önceden kameram vardı. Önceden de telefonla çekiyorduk. İkinci vitesle vuruyorum. Böyle. Hızımda yani ortalama 10 km falan olsa gerek. Böyle göstereyim.
tarlanın toprağından burada nedendir bilmiyorum ama diğer buradan tarlalar biraz daha iyi olmuştu sanırım galiba. Şöyle şimdi girdiğim sıraya bakın. Şuraya gireceğiz. Devlet alağa yapıyorum. Daha kolay bir görüntüme geliyor. Gördüğünüz gibi bak. Vurduğum yerle vurmadığım yer arasında böyle bir fark var. Vurduğum yerde daha güzel oluyor tabii ki. Şöyle göstereyim. Nohutlara da atmıştık ilk YouTube kanalı açtığımızda. O zaman bir çekmiştim bile. O başka bir amirim merdanesiydi. Yine aynı tip yani. Farklılığı yok. Yalnız bu tarlaya daha iyi işliyor. Hani kötü falan daha zamanında sürüldüğü için.